Birinci soru. Bir kırtasiyedeki kalemlerin sayısının silgilerin sayısına oranı 7 bölü 5'tir. Kırtasiyede 125 silgi olduğuna göre kaç kalem vardır? Şimdi kalemlere 7 kat dersek silgiler de 5 kat olacaktır. 5 kat eşittir 125 ise 125'i 5'e böldüğümüzde 1 katı 25 olarak buluruz. Kalemler 7 kattı. 7 ile de 25'i çarptığımızda kalemlerin sayısını 175 olarak buluruz. İkinci soru. Bir çiftlikteki atların sayısının koyunların sayısına oranı 1 bölü 23'tür. Çiftlikte 22 at olduğuna göre kaç koyun vardır? Arkadaşlar koyunların sayısı atların sayısının 23 katı olacaktır. O halde 22 ile 23'ü çarpalım. 3 kere 2 6, 3 kere 2 6, 2 kere 2 4, 2 kere 2 4 topladığımızda 6, 0 ve 5. Koyunların sayısını 506 olarak buluruz. Üçüncü soru. Murat Bey manavdan 12 kilogram patates aldı ve 6 TL ödedi. Murat Bey'in aldığı patatesin 1 kilogramının fiyatı kaç kuruştur? 12 kilogram patates 6 liraysa 1 kilogramı bulmak için 6'yı 12'ye böleriz. Sadeleştirdiğimizde 1 bölü 2 yapar. 1 TL 100 kuruş olduğu için 1 bölü 2 TL 50 kuruştur. Dördüncü soru. Bir paketteki pirinçler 750 gramlık paketlere konularak satılmaktadır. Buna göre paket sayısı ile pirinç paketlerinin toplam kütlesini belirten bir tablo oluşturunuz. Paket sayısı ile pirinç paketlerinin toplam kütlesinin orantılı olup olmadığını belirleyiniz. Nedenini açıklayınız. Bir tablo yapalım. Burası paket sayısı olsun. Burası da toplam kütle olsun. Şimdi bir paket 750 gram. İki paket olduğunda 1500 olacak. Üç paket olduğunda 2250 olacak. 4 paket olduğunda da 3000 gram olacak. Paket sayısına x dersek kütlesi de arkadaşlar 750x olacaktır. Paket sayısı ile pirinç paketlerinin toplam kütlesi doğru orantılıdır. Çünkü paket sayısı arttıkça toplam kütle de aynı oranda artmaktadır. Birinci soru. Bir metro vagonundaki sarı koltuk sayısının kahverengi koltuk sayısına oranı 4 bölü 3'tür. Buna göre metrodaki sarı koltuk sayısının kahverengi koltuk sayısının ve sarı ile kahverengi koltuk sayılarının toplamının hangi doğal sayının katı olduğunu belirleyiniz. Arkadaşlar sarıların kahverengilere oranı 4 bölü 3 ise sarı koltuklar arkadaşlar 4'ün katı olmak zorunda. Kahverengi koltukların sayısı da 3'ün katı olmak zorunda. Toplam koltuk sayısı ise arkadaşlar 7'nin katı olmak zorundadır. İkinci soru. Bir lokantadaki bıçak sayısının kaşık sayısına oranı 7 bölü 8'dir. Lokantadaki bıçak ve kaşık sayıları arasındaki ilişkiyi tablo ve denklemle ifade ediniz. Bir tablo yapalım. Burası bıçaklar olsun arkadaşlar. Burası da kaşıklar olsun. Şimdi 7 tane bıçak olduğunda 8 tane kaşık olmalıdır. 14 tane bıçak olduğunda 16 tane kaşık olmalıdır. Sonra 21 tane bıçak olduğunda 24 tane kaşık olmalıdır. Şimdi bıçakları B ile, kaşıkları da K ile gösterdiğimizde bıçaklar 7 katken kaşıklar 8 kat olmalıdır. Toplamları da 15 kat olacaktır. Üçüncü soru. X bölü Y eşittir 1 bölü 4 orantısında X 13 iken Y kaçtır? Şimdi X 1 iken arkadaşlar Y 4'müş. O zaman X 13 iken Y kaçtır? 13 ile 4'ü çarptığımızda Y'yi 52 olarak buluruz. Dördüncü soru. A 11 ile Y 14 ile doğru orantılıdır. O zaman arkadaşlar A 11 kat, Y de 14 kattır. Şimdi A 132 iken 132'yi 11'e böldüğümüzde 12 buluruz. Y de 14 kattı. O zaman 14 ile 12'yi çarptığımızda Y'yi 168 olarak buluruz. Beşinci soru. Bir matbaada her gün 1000 kitap, 1200 dergi basılmaktadır. Bir hafta boyunca her günün sonunda basılan toplam kitap sayısını toplam dergi sayısına oranlayarak bir orantı oluşturunuz. Orantı sabitini belirleyiniz ve yorumlayınız. Bir günde 1000 kitap basılıyorsa bir haftada toplam 7000 kitap basılır. Bir günde 1200 dergi basılıyorsa bir haftada toplam 8400 dergi basılır. Bir haftadaki toplam kitap sayısının toplam dergi sayısına oranı bu şekildedir. Bunları en sade haline getirelim. Şuradaki iki sıfırlar sadeleşsin.
70 bölü 84. Şimdi her ikisi de 14'ün katı. 70'i 14'e böldüğümüzde 5, 84'ü 14'e böldüğümüzde de 6 buluruz. Arkadaşlar, orantı sabitimiz 5 bölü 6'dır. Şimdi kitaplar 5'in katı olarak, dergilerde 6'nın katı olarak basılmış olur. 6. soru. Yandaki tabloda birbiriyle doğru orantılı olan A ve B değişkenlerinin bazı değerleri verilmiştir. A değerlerini B değerlerini oranlayarak orantı oluşturunuz. Orantı sabitini belirleyiniz ve yorumlayınız. Birincisini yapalım. Eksi 9 bölü 24. Eksinin eksiye bölümü artıdır arkadaşlar. 9 bölü 24. Sadeleştirdiğimizde her ikisini 3'e böldüğümüzde 3 bölü 8 buluruz. Bakın burada da eksi 3 bölü 8. Yine eksinin eksiye bölümü artıdır. 6 bölü 16. Sadeleştirdiğimizde arkadaşlar 6 bölü 16'yı her ikisini 2'ye böldüğümüzde 3 bölü 8 buluruz. 12 bölü 32 aynı şekilde. Her ikisini 4'e böldüğümüzde 3 bölü 8 buluruz. 15 bölü 40 böldüğümüzde arkadaşlar her ikisini 5'e böldüğümüzde 3 bölü 8 buluruz. 30 bölü 80 10'la sadeleştirdiğimizde 3 bölü 8 buluruz. 33 bölü 88 11 ile sadeleştirdiğimizde 3 bölü 8 buluruz. Burada da 60 bölü 160 var. Bunu da 20 ile sadeleştirdiğimizde 3 bölü 8 buluruz. Dolayısıyla arkadaşlar orantı sabitimiz 3 bölü 8'dir. A 3 kattır. B de 8 kattır. 7. soru. U bölü 11 eşittir. V bölü Y orantısı veriliyor. U artı V eşittir. 144 ise U ve V'nin değerlerini bulunuz. U 11 kat. V ise 7 kattır. Topladığımızda 18 kat olur. 18 kat 144 ise 1 kat 8'e eşittir. Dolayısıyla U sayısı 11 kat olduğu için arkadaşlar 8 kere 11 88 olur. V sayısı da 7 kat arkadaşlar. 8 kere 7 56'ya eşittir. 8. soru. M bölü 2 eşittir. N bölü 3 orantısına göre N eksi M bölü N artı 2M ifadesinin değeri kaçtır? Buradan M'yi 2 kat N'ye de 3 kat diyebiliriz. Yerlerine yazalım. 3 kat eksi 2 kat bölü 3 kat artı 2m dediği arkadaşlar 4 kat olur. Yukarısı 1 kat olur. Aşağısı ise 7 kat olur. K'leri sadeleştirdiğimizde bu ifadenin değerini 1 bölü 7 olarak buluruz. Birinci soru. Bir firma sahibi işlerini aynı kapasitedeki işçilere 20 günde yaptırmaktadır. İşlerini 10 günde yaptırmak isteyen firma sahibi aynı kapasitedeki işçilerin sayısını kaç katına çıkarmalıdır? İşçilerin sayısına A diyelim. A tane işçi 20 günde yapabiliyoruz arkadaşlar. Bunun 10 günde bitebilmesi için işçi sayısı kaç olmalıdır? Şimdi burada ters orantı vardır. Gün sayısı azaldığı için işçi sayısı artacaktır. Bakın biri azalırken diğeri artıyorsa ters orantı olur. Ters orantı da böyle düz çarparız. 20 çarpı A eşittir. 10 çarpı kaç A'dır? Şimdi 20 ile 10'u sadeleştirdiğimizde arkadaşlar 2A olarak buluruz x'i. Bakın A'ydı. 2A oldu. Dolayısıyla arkadaşlar 2 katına çıkmalıdır işçi sayısı. İkinci soru. Yandaki tabloda C ile D değişkenlerinin bazı değerleri verilmiştir. Tabloya göre C ile D değişkenlerinin ters orantılı olup olmadığını belirleyiniz. Şimdi ters orantılı arkadaşlar. Bakın 1 ile 100'ün çarpımı 100'e eşittir. 2 ile 50'nin çarpımı da gene 100'e eşittir. 4 ile 25'in çarpımı 100'dür. 5 ile 20'nin çarpımı 100'dür. 10 ile 10'un çarpımı 100'dür. 20 ile 5'in çarpımı 100'dür. 25 ile 4'ün çarpımı 100'dür. 50 ile 2'nin çarpımı 100'dür. 100 ile 1'in çarpımı 100'dür. Dolayısıyla bunlar arkadaşlar ters orantılıdır. Üçüncü soru. Yandaki tabloda x ile y değişkenlerinin bazı değerleri verilmiştir. X ile y değişkenleri ters orantılı olduğuna göre tablodaki sembollerin yerine yazılması gereken sayıları bulunuz. X ile y'nin çarpımına bakalım. 1 çarpı 80, 80. 2 çarpı 40, 80. O zaman 4 çarpı 20, 80 olacaktır arkadaşlar. 5 ile 16'yı çarptığımızda 80 olur. 8 ile 10'u çarptığımızda 80 olur. Gene 5 ile 16'yı çarptığımızda, 20 ile 4'ü çarptığımızda 80 olacaktır. Buradaki sembollerin yerine gelmesi gereken sayılar da bunlardır. Dördüncü soru. P ile R ters orantılıdır. P 17 iken R 12 ise R 6 iken P kaçtır?
Şimdi ters orantılılar şu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. P 17 iken R 12 ise R 6 iken P kaçtır? Bakın şöyle düz çarpacağız ters orantılıda. 12 ile 17'nin çarpımı 12 çarpı 17 eşittir 6 çarpı x olacaktır. Şimdi 12 ile 17'yi çarptığımızda 204 olur. 204 eşittir 6x ise 204'ü 6'ya böldüğümüzde x'i 34 olarak buluruz. 5. soru 5x eşittir 8y eşitliğinde x 5 ile y 8 ile ters orantılıdır. Buna göre x eşittir 40 iken y kaçtır? X 40 iken arkadaşlar 5 kere 40 200 olur. 8y 200'e eşittir. O zaman 200'ü 8'e böldüğümüzde y'yi 25 olarak buluruz. Birinci soru 16 ve 17 yaşlarındaki iki arkadaş yaz tatilinde çalışarak kazandıkları 396 TL'yi yaşları ile doğru orantılı olacak şekilde paylaşıyorlar. Buna göre her bir arkadaş kaç TL alır? Şimdi yaşı 16 olan 16 kat alsın. 17 olan da arkadaşlar 17 kat alsın. Bunları topladığımızda 33 kat yapar. Toplam para 396'ya eşitmiş. O zaman 396'yı 33'e bölmemiz gerekli. Şimdi 39'un içerisinde 33 bir keredir. 1 kere 33 33 çıkardığımızda 66 olur. 66'yı 33'e böldüğümüzde 2 olur. 2 kere 33 66. Şimdi bir katı 12 bulduk. Bize arkadaşlar her bir arkadaş kaç TL alır diye sorulmuş. Küçük olan 16 kattı. Bu 16 çarpı 12'den 192 TL yapar. Diğeri ise 17 çarpı 12'den bu da 204 TL almış olur. İkinci soru. Koşu yarışına katılacak olan Sinan her gün azimle 12 kilometre koşarak antrenman yapmaktadır. Buna göre Sinan 3 hafta sonraki yarışa kadar kaç kilometre koşar? Arkadaşlar her gün 12 kilometre koşuyormuş. Yani bir günde 12 kilometre. Bize 3 hafta sorulmuş. Şimdi 1 hafta 7 gün. 3 hafta o halde 3 kere 7 21 gün yapar. Bize 21 günde ne kadar koştuğunu bulacağız. Evet. İçler dışlar çarpımı yapalım arkadaşlar. Doğru orantılı olduğu için 21 ile 12'yi çarpacağız. 2 kere 21 42, 1 kere 21 21 topladığımızda 2 5 2 252 kilometre olarak bulmuş oluruz. 3. soru. Meltem 20 dakikada 50 sayfa kitap okuyor. Buna göre Meltem aynı hızla 12 dakikada kaç sayfa kitap okur? Doğru orantı vardır. 20 dakikada 50 sayfa okuyorsa 12 dakikada kaç sayfa okur? Bakın doğru orantı. İçler dışlar çarpımı yapalım. X eşittir 12 çarpı 50 bölü 20. Şimdi sadeleştirmeleri yapabiliriz. Sıfırlar gider. 12'yi 2'ye böldüğümüzde 6 olur. 6 ile de 5'i çarptığımızda 30 sayfa olarak işlemin sonucunu buluruz. 4. soru. Tabanı bir kenar uzunluğu 8 cm olan kare şeklindeki bir havuzun planı yandaki gibidir. Plan 1 bölü 300 ölçekle çizildiğine göre havuzun tabanının çevre uzunluğu gerçekte kaç metredir? Havuzun taban çevresi planda arkadaşlar 8 çarpı 4'ten 32 santimetre yapar. Şimdi ölçek 1 bölü 300'dü. Şöyle bir orantı kuracağız bakın. 1 santimetre gerçekte 300 santimetre ise 32 santimetre gerçekte kaç santimetredir? Doğru orantı vardır. Şöyle içler dışlar çarpımı yapalım. X eşittir 300 çarpı 32 olacak. Bu işlemi yaparken 3 ile 32'yi çarparız. 96 buluruz. Şuradaki 2 sıfır da eklediğimizde 9600 santimetre buluruz. Bunu da metreye çevirdiğimizde arkadaşlar 1 metre 100 santimdi. Bunu 100'e böldüğümüzde havuzun çevre uzunluğunu 96 metre olarak buluruz. 5. soru. Bir tarladan geçen yıl 120 ton fındık toplandı. Bu yıl toplanan fındık miktarı geçen yıl toplanan fındık miktarının 7 bölü 10'u kadar fazla olduğuna göre bu yıl toplam kaç fındık toplanmıştır? Geçen yıl 120 ton toplanmış arkadaşlar. Bunun 7 bölü 10'unu bulalım. 7 bölü 10'u. Şu 0 ile bu 0 gitsin. 7 ile 12'yi çarptığımızda 84 buluruz. Bu kadar fazlaymış. O zaman 120 artı 84 topladığımızda bu yıl 204 ton fındık toplandığını bulmuş oluruz.
Altıncı soru. Bir mağazada satılan kazakların her birinin fiyatı 160 TL'dir. Mağazadaki kazakların fiyatı 5 bölü 8 oranında indirilirse kazakların her birinin fiyatı kaç TL olur? 160'ın 5 bölü 8'ini bulalım. 160 çarpı 5 bölü 8. 160'ı 8'e böldüğümüzde 20 olur. 20 ile de 5'i çarptığımızda 100 lira buluruz. Bu indirim arkadaşlar. Normal fiyatı 160 TL idi. 100 lira indirildiğinde bir tanesinin fiyatı 60 liraya gelmiş olur. 7. soru. Bir işçi bir duvarı günde 5 saat çalışarak 80 günde örüyor. İşçi aynı hızla günde 8 saat çalışarak duvarı kaç günde örer? Burada ters orantı vardır. Şimdi bakın 5 saat çalışarak 80 günde örüyor. Günde 8 saat çalıştığında arkadaşlar bakın saat sayısı arttığı için işin bitme süresi azalacaktır. Dolayısıyla ters orantı yapacağız. Burada düz çarpacağız şu şekilde. Yani 5 çarpı 80 eşittir 8x olacak. X de 5 ile 80'i çarptığımızda 400 olur. 400'ü de 8'e böldüğümüzde arkadaşlar x'i 50 olarak buluruz. Birinci soru. Bir şirketin bu yılki karı geçen yıla göre %20 artmış ve 600 bin TL olmuştur. Buna göre şirketin geçen yılki karı kaç TL'dir? Şimdi %20 artmış hali arkadaşlar. %100'e %20 eklediğimizde %120'si olur. %20 artmış hali %120'sidir. Şimdi orantımızı şöyle kuracağız. %120'si 600 bin TL ise %100'ü kaç liradır? Doğru orantı var. Şimdi %600 bini çarpıp 120'ye böleceğiz. Şimdi bu işlemi böyle yapmaktansa sadeleştirmeler yapalım. 120 ile 100 sadeleştirdiğimizde her ikisi de 20'nin katıdır. 6'ya 5 olur. 600 bini 6'ya böldüğümüzde 100 bin olur. 5 ile de çarptığımızda x'i 500 bin olarak buluruz. İkinci soru. Bir hayvanat bahçesindeki hayvanların %15'i önceden söz verildiği için başka bir ülkeye gönderilmiştir. Hayvanat bahçesinde 170 hayvan kaldığına göre başka ülkeye gönderilmeden önce kaç hayvan vardı? Şimdi hayvanların tamamı %100 olsun. %15'i gönderildiğinde arkadaşlar geriye %85'i kalır. Hayvanat bahçesinde 170 hayvan kalmış. Yani %85'i 170 ise gönderilmeden önceki hali yani %100'ü kaçtır? Orantımız bu şekilde olacak. %170'i çarpı 85'e böleceğiz. İçler dışlar çarpımı yapacağız. Şimdi 170 85'in 2 katıdır. 2 ile de 100'ü çarptığımızda arkadaşlar hayvanların gönderilmeden önceki sayısını 200 olarak buluruz. Üçüncü soru. Bir pazarcının elindeki 250 kilogram domatesin %8'i çürük çıkmıştır. Pazarcı elindeki sağlam domateslerin %10'unu da gün içinde satmıştır. Buna göre pazarcının satamadığı kaç kilogram domates kalmıştır? Şimdi başlangıçta 250 kilogram domatesi varmış. Bunun %8'i çürümüş. Bunun %8'ini bulalım hemen. Şimdi sadeleştirelim. 1 0 1 0 gitsin. 25'i 5'e bölelim 5. 10'u 5'e bölelim 2. 8'i de 2'ye böldüğümüzde 4 olur. 4 kere 5 20 çıkar. Bu çürüyen kısmıdır. 250'den 20'yi çıkardığımızda sağlamları 230 kilogram olarak buluruz. Şimdi pazarcı diyor elinde kalan sağlam domateslerin %10'unu gün içerisinde satmış. Bu sattığı kısım ise arkadaşlar 230'un %10'u olacaktır. Buradan 2 0 ve şu 2 0 gittiğinde bunu 23 olarak buluruz. Şimdi 230 kilogram sağlam domatesin 23 kilogramını sattığı için geriye arkadaşlar 207 kilogram domates kalır. Dördüncü soru. 160 sayısının %15'i ile %20'si arasındaki fark kaçtır? Direkt şuradan yapabiliriz bakın. %25'i ile %20'si arasındaki fark %5'idir. O halde 160'ın %5'ini bulalım. 5 ile 100 sadeleştiğinde 20 olur. 160'ı da 20'ye böldüğümüzde 8 olarak işlemin sonucunu buluruz. Beşinci soru. Kutucuklarda verilen sayılara göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. A. F kutucuğundaki sayı A kutucuğundaki sayının yüzde kaçıdır? F kutucuğunda 120 var. A kutucuğunda da 200 var. O zaman 120 bölü 200 yüzde kaçtır? Şimdi 200 100'ün 2 katı olduğuna göre arkadaşlar 120'nin yarısı da 60'tır. Cevabımız yüzde 60.
60 olacaktır. B şıkkı, D kutucuğundaki sayının %0,4'ü kaçtır denmiş. D kutucuğunda 1500 var. Bunun %0,4'ünü bulalım. 0,4 bölü 100'le çarpıyoruz. Şuradaki 2 sıfırla buradaki 2 sıfır sadeleşsin. 15 ile 0'dan 10'da 4'ü çarptığımızda da 6 buluruz. C şıkkı, hangi kutucuktaki sayının %20'si 70'tir? Şimdi %20'si 70 olan sayıyı arıyoruz. Arkadaşlar bir sayı var. %20'si 70. %20'si demek 1 bölü 5'i demek. 5 ile de 70'i çarptığımızda sayıyı 350 olarak buluruz. Bu C kutusundaki sayı demektir. C şıkkı, B kutucuğundaki sayı 1,1 ile çarpılıp sonuç 1320 olarak bulunmuştur. Buna göre sayı yüzde kaç artırılmıştır? Şimdi 1,1 ile çarpılmış. 1,1 demek arkadaşlar 11 bölü 10 demek. Bir de 10 ile genişletirsem 110 bölü 100 demek. Bakın 110 bölü 100 %110 demektir. Bu %10 artırılmış demektir. D şıkkı, D kutucuğundaki sayı 0,73 ile çarpılmış ve sonuç 1095 olarak bulunmuştur. Buna göre sayı yüzde kaç azalmıştır? Sayı 0,73 ile çarpılmış. 73 bölü 100 demektir. Yani %73'ünü bulmuşuz. Dolayısıyla sayı %100'den %73'ü çıkardığımızda %27 azaltılmış demektir. E şıkkı, E kutucuğundaki sayının %30'u kaçtır? E'de 2500 vardır. Bunun %30'unu hesaplayalım. 30 ile çarpıp 100'e bölelim. Şu iki sıfırlar sadeleşsin. Burada 250 kaldı. Burada da 3 kaldı. 3 ile 250'yi çarptığımızda 750 buluruz. 6. soru. Bir ürünün tüketim ömrü 20 yıldır. Ürün kullanılmaya başladıktan sonra tüketim ömrünün %30'u geçtiğine göre kaç yıl sonra ürünün tüketim ömrü sona erer? Şimdi arkadaşlar %30'unu bulalım 20'nin. 20 çarpı 30 bölü 100. Şuradaki 2 sıfır sadeleştiğinde bakın 6 kalır. Kaç yıl sonra ürünün tüketim ömrü sona erer dendiğinde 20'den 6'yı çıkardığımızda 14 olarak buluruz. 7. soru, 200 litrelik bir karışımın %74,96'sı sudur. Karışımdaki su miktarını tahmin ediniz denmiş. Şimdi 200 litrenin arkadaşlar %74,96'sını bulalım. Şuradan 2 sıfır, buradan da 2 sıfır sadeleşir. 2 ile 74,96'yı çarpalım. Tahmin ediniz dediğine göre arkadaşlar bu 74,96'yı 75'e yuvarladığımızda 2 ile 75'in çarpımını 150 litre olarak buluruz. 8. soru, Kemal Bey 1900 TL değerindeki hisse senedinden %0,99 oranında kar etti. Kemal Bey'in hisse senedinden kaç TL kar ettiğini tahmin ediniz denmiş. Şimdi bu %0,99'u en yakın 1'liğe yuvarladığımızda %1 olur. O zaman 1900'ün arkadaşlar %1'ini hesaplayalım. 1 ile çarpıp 100'e bölelim. Buradaki 2 sıfırlar sadeleştiğinde Kemal Bey'in karını 19 TL olarak bulmuş oluruz. 9. soru, şemadaki ifadeler doğru ise D, yanlış ise Y yolunu takip ederek ulaştığınız çıkışı yuvarlak içine alınız. Burada 5000'in %4'ü hesaplanmış. 5000 çarpı 4 bölü 100. Şurada 2 sıfır gittiğinde 50 ile 4'ü çarptığımızda 200 olarak buluruz. Arkadaşlar 200'dür denmiş, doğru. O zaman şuradan ilerlememiz lazım. Bu sefer 500 sayısı %12 oranında artırılırsa. Şimdi 500'ün %12'sini hesaplayalım. 12 ile çarpıp 100'e bölüyorum. 2 sıfır sadeleşti. 5 kere 12 60 oldu. Şimdi 500 %12 artırılırsa arkadaşlar, bakın %12'si 60 bulduk. O zaman 500 artı 60 560 olur. Burada 506 dediği için bu yanlıştır. Dolayısıyla ikinci çıkıştan çıkmamız gerekmektedir. 1. soru, bir mağazada %40 indirimle 36 TL'ye satılan bir ceketin indirimden önceki fiyatı kaç TL'dir? Şimdi %40 indirimli demek arkadaşlar. Bakın %100'den %40'ını indirdiğimizde %60'ı kalır. Bu şu demek,
Hangi sayının %60'ı 36 TL'dir? Bunu bulacağız. Sadeleştirelim. 20'ye böldüğümüzde 3'e 5 olur. 5 ile 36'yı çarparız. 180 olur. 180'i de 3'e böldüğümüzde ceketin indirimden önceki fiyatını 60 TL olarak buluruz. İkinci sorum. Yanda Erman Bey'in yaptığı bir alışverişin fişi verilmiştir. Erman Bey gömleği KDV'li fiyat üzerinden %20 indirim oranı ile aldığına göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. A şıkkı kazağın KDV'siz fiyatı kaç TL'dir? Kazağın KDV'si %8'miş. O halde KDV'li fiyatı %108'dir. Şimdi X olsun arkadaşlar kazağın fiyatı. KDV'li fiyatı 108 bölü 100 olacak. Eşittir 54'müş. Buradan X'i bulalım. 108 ile 54 sadeleştiğinde 2 olur. 2 ile de 100 sadeleştiğinde X'i 50 TL olarak buluruz. Kazağın KDV'siz fiyatı 50 TL'dir. B şıkkı gömleğin fiyatında kaç TL indirim yapılmıştır? Arkadaşlar gömleğin KDV'li fiyatı 27 liraymış. %20 indirim yapalım. O zaman 27'nin %20'sini bulalım. 20 ile 100 sadeleştiğinde 1 bölü 5 olur. 27'yi de 5'e böldüğümüzde arkadaşlar 5,4 TL olarak indirimi bulmuş olduk. Gömleğin indirimli fiyatı kaç lira olmuştur? Gömlek 27 liraydı. 27'den 5,4'ü çıkardığımızda 21,6 TL buluruz. C şıkkı Erman Bey'in yaptığı alışverişin tutarı toplam kaç TL'dir? Gömleğin fiyatını bulduk 21,6. Şimdi kazanan fiyatını hesaplayalım. 54'ten %20 indirim yaparsa ne olur? %20 demek 5'te 1'i demek. 54'ü de 5'e böldüğümüzde arkadaşlar 10,8 buluruz. Şimdi 54'ten 10,8'i çıkardığımızda 43,2 kalır. Bakın bu da kazanan fiyatıdır. Topladığımızda arkadaşlar toplam 2, 6 daha 8 olur. Virgül 3, 1 daha 4, 4, 2 daha 6. 64 lira 8 kuruştur. Bakın C şıkkının cevabı. D şıkkı Erman Bey yaptığı ödeme sonrası kaç TL para üstü alır? Şimdi 100 lira vermiş. 64,8'i çıkardığımızda para üstü olarak 35,2 TL olarak buluruz. Üçüncü soru. Fiyatı 2000 TL olan bir bilgisayar %15 indirimle satılıyor. Buna göre bilgisayarın indirimli fiyatı kaç TL'dir? Bunu iki yoldan yapabiliriz. Önce indirimi buluruz. 2000 TL'den çıkarırız. Veyahut arkadaşlar şimdi tamamı %100 ya. %15'i indirildiğinde geriye %85'i kalır. Direkt biz 2000'in %85'ini bulabiliriz. Bakın buradaki 2 sıfır gider. 2 ile 85'i çarptığımızda 170 olur. Şuradaki sıfırı da eklediğimizde bilgisayarın indirimli fiyatını 1700 TL olarak buluruz. Dördüncü soru. %1'i KDV oranı ile 12,12 TL'ye satılan ceviz için ödenen KDV kaç TL'dir? Bu soruyu şu şekilde yapabiliriz. %1 KDV'li fiyatı %101'idir. %101'i 12,12 lira ise bize ödenen KDV sorulmuş. Yani %1 sorulmuş. Bakın şöyle içler dışlar çarpımı yapacağız arkadaşlar. 12,12'yi 1 ile çarpıp 101'e böleceğiz. Virgülden kurtarmak için 100 ile çarptığımızda 1212 bölü 10.100 olur arkadaşlar. 1212'yi 101'e böldüğümüzde 12 olur. 12 bölü 100 çıkar. Bu da 0 tam %12 şeklindedir. Beşinci soru. 16 kilogram yaş üzüm kurutulduğunda kütlesi 12 kilogram olmaktadır. Buna göre yaş üzümün kurutulduktan sonraki kütlesinde azalma oranı yüzde kaçtır? Şimdi yaş iken 16 kilogram, kuru iken 12 kilogram. O halde 4 kilogram azalmış. Arkadaşlar yüzde kaç azalmış onu bulacağız. 16'da 4 azaldıysa yüzde kaç azalmıştır? Orantımız bu şekilde olacak. Yüzde 4'ü çarpalım. 400 olur. 400'ü de 16'ya böldüğümüzde 25 olarak buluruz. Bu da %25 demektir. Altıncı soru. Bir sigorta şirketi bir sene boyunca hasara uğramayan araçlara yıl sonunda sigorta bedelinde %30 indirim uygulamaktadır. Aracının sigorta tutarı 1300 TL olan Gülsüm Hanım hasarsızlık indirimi yaptırmış ve parayı 10 eşit taksitle ödemektedir.
Buna göre Gülsüm Hanım'ın ödeyeceği her bir taksi tutarı kaç TL'dir? Şimdi sigorta tutarı 1300 liraymış. Bunun %30 indirim yapılırsa arkadaşlar, hasarsızlık indirimi %70'ini öder. %70'ini bulalım direkt 1300'ün. 2-0 gitti, bakın buradan da gitti. 130 da 7'yi çarptığımızda 910 buluruz. Şimdi bunu da 10 taksitle ödemiş. 910'u 10'a böldüğümüzde her bir taksiti 91 TL olarak buluruz. Birinci soru. Bir otoparktaki minibüs sayısının otomobil sayısına oranı 2 bölü 13'tür. Otoparkta 24 minibüs olduğuna göre kaç otomobil vardır? Minibüsler 2 katken otomobiller 13 katmış. Şimdi 24 tane minibüs varsa 2 kat eşittir 24 ise 24'ü 2'ye böldüğümüzde 1 katı 12 olarak buluruz. Bize otomobil sayısı sorulmuş. Onlar 13 katlı arkadaşlar otomobiller. O halde 12 ile 13'ü çarptığımızda otomobil sayısını 156 olarak buluruz. İkinci soru. Deniz marketten 300 gram fıstık aldı ve 7,20 TL ödedi. Buna göre 1 kilogram fıstığın fiyatı kaç TL'dir? Şimdi orantımız şu şekilde yapalım. 300 gram fıstık 7,20 TL ise arkadaşlar 1 kilogram yani 1000 gram fıstık kaç TL'dir? Doğru orantı olduğu için içler dışlar çarpımı yapalım. 7,20 ile 1000'i çarptığımızda 7200 olur. Bunu da 300'e bölelim. Şimdi buradaki iki sıfırlar sadeleşir. 72'yi 3'e böldüğümüzde arkadaşlar fıstığın kilogramını 24 TL olarak buluruz. Üçüncü soru. Bir simitçi her gün 130 simit satıyor. Buna göre geçen gün sayısı ile simitçinin sattığı simit sayısının orantılı olup olmadığını belirleyiniz. Arkadaşlar geçen gün sayısı ile satılan simit sayısı orantılıdır. Dördüncü soru. Basketbolcu olan Semih'in oynadığı maç sayısı ile maçlarda takımına kazandırdığı toplam sayı yandaki tabloda verilmiştir. Tabloya göre Semih'in oynadığı maç sayısı ile takımına kazandırdığı sayıların orantılı olup olmadığını belirleyiniz. Şimdi bir maçta 15 sayı kazandırmış, 2 maçta 30, 3 maçta 40. Bakın arkadaşlar şurada orantı bozulmuş. Normalde bir maçta 15 sayı kazandırıyorsa orantılı olması için 3 maçta 45, 4 maçta 60. Bakın bu doğru ama şuradaki orantı yanlış. 5 maçta 75, 6 maçta 90, 7 maçta 100 demiş. Bakın burada da bir orantısızlık var. Bunun da 105 olması gerekiyordu. Dolayısıyla Semih'in maç sayısı ile kazandırdığı toplam sayı orantılı değildir. Beşinci soru. Bir tır yaptığı her seferinde 40 ton odun taşıyabilmektedir. Buna göre tırın yaptığı sefer sayısı ile taşıdığı odunun kütlesi arasındaki ilişkiyi tablo ve denklemle ifade ediniz. Bir tablo yapalım. Burası sefer sayısı olsun. Burası da arkadaşlar toplam kütle olsun. Şimdi bir sefer yaptığında toplam taşıdığı kütle 1 çarpı 40, 40 olacaktır. 2 sefer yaptığında arkadaşlar 2 çarpı 40, 80 ton olacaktır. 3 sefer yaptığında 3 çarpı 40, 120 olacaktır. Şimdi biz sefer sayısına x dersek kütle de arkadaşlar o halde 40x olacaktır. Altıncı soru. Bir hayvanat bahçesindeki aslanlar her gün 80 kilogram et yemektedir. Buna göre geçen gün sayısı ile aslanların yediği toplam et miktarını tablo ile belirterek bir orantı oluşturunuz. Orantı sabitini belirleyiniz ve yorumlayınız. Arkadaşlar bir tablo yapalım. Burası geçen gün sayısı olsun. Burası da et miktarı olsun. Şimdi bir günde 80 kilogram et yiyorlar. İki günde 160 kilogram et yiyorlar. 3 günde 240 kilogram et yiyorlar. Bu şekilde devam ediyor. Gün sayısına x dediğimizde et miktarı da arkadaşlar 80 çarpı x olacaktır. Bir orantı oluşturmuş olduk. Orantı şu şekilde bakın. 1'e 80, 2'ye 160, 3'e 240. Orantımız bu şekildedir. Orantı sabiti ise 1 bölü 80 olur. Et miktarı hesaplanırken gün sayısıyla 80 çarpılır. 7. soru. X ile Y doğru orantılıdır. X 7 iken Y 25 ise
X 35 iken y kaçtır? Orantımızı şu şekilde yapalım. Bakın x 7 iken y 25 ise x 35 iken y kaçtır? İçler dışlar çarpımı yapalım. 35 çarpı 25 bölü 7 olacak. 35'i 7'ye böldüğümüzde 5 olur. 5 ile de 25'i çarptığımızda 125 olarak buluruz. Doğru cevap D şıkkıdır. 8. soru. X artı 1 ile y ters orantılıdır. X 2 iken y 10 ise x 5 iken y kaçtır? Şimdi x artı 1 ile arkadaşlar y ters orantıymış. X 2 iken x artı 1 3 olur. Y de 10 oluyormuş. X 5 iken x artı 1 6 olur. Bu sefer y kaçtır diye sormuş. Şimdi ters orantılı olduğu için böyle çarpacağız. 3 ile 10'u çarptığımızda 30 olur. 6 çarpı y'ye eşittir. 30'u 6'ya böldüğümüzde y'yi 5 olarak buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. 9. soru. 50 metre kumaş uzunlukları 3 ve 7 ile doğru orantılı olacak şekilde iki parçaya ayrılıyor. Şimdi küçük parça 3 kat, o zaman büyük parça da 7 kat olur. Toplamları 10 kat yapar. Arkadaşlar 50'yi 10'a bölersek 1 katı 5 olarak buluruz. Büyük parça 7 kattı, o zaman 7 kere 5 35 metre olur arkadaşlar. Büyük parça kumaşın uzunluğu. Küçük parça da 3 kattı, 3 kere 5 15 metre olur. Küçük parça kumaşın uzunluğu. 10. soru. Seda projesini günde 3 saat çalışarak 15 günde bitiriyor. Seda aynı hızla günde 5 saat çalışsaydı projesini kaç günde bitirirdi? Günlük çalışma süresiyle projenin bitme süresi ters orantılıdır arkadaşlar. 3 saat çalışıyorsa 15 günde bitmiş. 5 saat çalışıyorsa kaç günde bitecek? Bu sefer bakın şu şekilde yapacağım, çarpmayı düz yapacağız. 3 çarpı 15 45 olur. 45'i de 5'e böldüğümüzde x'i 9 olarak buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. 11. soru. Yandaki tabloda A ile B değişkenlerinin bazı değerleri verilmiştir. Tabloya göre A ile B değişkenlerinin ters orantılı olup olmadığını belirleyiniz. Şimdi çarpımları birbirine eşit mi ona bakalım. Eksi 7 ile eksi 15'in çarpımı, eksi ile eksinin çarpımı artı olur. Artı 105 olur. Gelelim ikinciye. Eksi 5 ile eksi 21'in çarpımı, eksi ile eksinin çarpımı artı olur. 5 kere 21, 105 olur. Burada da eksi 3 ile eksi 35, eksi ile eksinin çarpımı artı. 3 kere 35, 105 olur. Burada da aynı sonuç çıktı. Eksi 1 ile eksi 105'in çarpımı yine 105 olur. 3 ile 35'in çarpımı 105, 7 ile 15'in çarpımı 105. Dolayısıyla arkadaşlar A ile B ters orantılıdır diyebiliriz. 12. soru. İstanbul'da bulunan minyatürkte Galata Kulesi'nin maketi 1 bölü 25 ölçekle küçültülmüştür. Buna göre minyatürkteki 150 santimetrelik bir uzunluk gerçekte kaç metredir? Şimdi ölçek şu şekildedir arkadaşlar. Maketteki uzunluk gerçekte 25 katıymış. O zaman makette 150 olan gerçekte kaçtır? Orantımız böyledir. 150 ile 25'i çarptığımızda 150 çarpı 25, bu işlemi yapalım. 0, 5, 7 oldu. Burası da 300. Topladığımızda evet, 3750 santimetredir. Kaç metre diye sorulmuş. Bunu da 100'e böldüğümüzde 37,5 metre olarak buluruz. 13. soru. 40 mililitrelik bir sıvı ile 2 litrelik su kullanılarak bir karışım oluşturuluyor. Aynı oranda başka bir karışım oluşturulmak istenilirse karışıma 3060 mililitre sıvı katıldığında karışım kaç litre olur? Şimdi arkadaşlar 40 mililitrelik karışıma 2 litrelik yani 2000 mililitrelik su kullanıldığında toplam karışımın miktarı 2040 mililitre yapar. Şimdi aynı oranda başka bir karışımda arkadaşlar karışıma 3060 mililitre sıvı katıldığında, yani şöyle olacak orantımız. Bakın 40 mililitre katıldığında 2040 oluyorsa 3060 mililitre katıldığında kaç olacak? İçler dışlar çarpımı yapacağız. 3060 çarpı 2040 bölü 40 olacak. Şimdi şu sıfırlar sadeleşsin. 204'ü 4'e böldüğümüzde arkadaşlar 51 çıkar. 51 ile de 3060'ı çarpmamız gerekli. Çarpma işlemini burada yapıyorum. 3060 ile 51'i çarpalım. 0, 6, 0, 3. 5 kere 0, 0. 5 kere 6, 30. 30'un 0'ı elde var. 3.
5 kere 3 15. Topladığımızda 0 6 0 6 5 1 oldu. Şimdi arkadaşlar bu mililitredir. Bize litre dediği için bunu bine böldüğümüzde 156,06 litre olarak buluruz. 14. soru. Aşağıda verilen ifadeler doğru ise ifadelerin başındaki kutucuğa D, yanlış ise Y yazınız. 3000 TL'nin %160'ı. Arkadaşlar 3000 çarpı 160 bölü 100 yapacağız. 2 sıfırı sadeleştirelim. 3 kere 6 48. 2 sıfırı da eklediğimizde 4800. Bu doğrudur. Şuna bakalım. 800 kalemin %13'ü. 800 çarpı 13 bölü 100. 2 sıfır sadeleşti. 8 ile 13'ü çarptığımızda arkadaşlar 104 olur. Bakın bu yanlış oldu. Şuna bakalım. %15'i 24 olan etin tamamı 180 kilogramdır. Hangi sayının %15'i 24'müş? Yani 24 ile 100'ü çarpacağız. Sonra 15'e böleceğiz. Bunlar sadeleştiğinde 3'e böldüğümüzde 5, 3'e böldüğümüzde 8 olur. 5 ile 100 sade 20 olur. 20 ile 8'i çarptığımızda da 160 buluruz. Bu da yanlış oldu. 18.000 metrenin %0,06'sı 3.000 metredir. Şimdi 18.000 çarpı 0,06 bölü 100 eşittir kaçtır? Bunu bulacağız. 180 ile 0,06'yı çarptığımızda arkadaşlar bakın böyle 1080 olur. İki basamak ayırdığımızda 10,8 buluruz. Bu da yanlış çıktı. Şuna bakalım. %250'si 350 olan sayı kaçtır? Şimdi sayımız x olsun. %250'si 350'ymiş. Bunu bulacağız. Şimdi şu sıfırlar sadeleşsin. 25 ile 10 sadeleşir. 5'e 2 olur. 35'i 5'e böldüğümüzde burasını 70 buluruz. Burada da 2 vardı. 140 olur arkadaşlar sayımız. Bakın bu doğru çıktı. En alttakini yapalım. 40 sayısı 50'nin %80'idir. Şimdi 50'nin %80'ini bulalım. Bakalım ne çıkacak. 2 sıfır gittiğinde 5 kere 8 40 olur. Evet doğrudur arkadaşlar bu da. 15. soru. %40 indirimli fiyatı 3000 TL olan bir koltuk takımının indirimden önceki fiyatı kaç TL'dir? Şimdi %40 indirimli fiyatı %60'ı demektir. Şimdi indirimden önceki haline x dersek bunun %60'ı 3000'miş. Buradan x'i bulacağız. Sadeleştirelim. Bunu 2'ye böldüğümüzde 3 olur. 2'ye böldüğümüzde 5 olur. 3000'i 3'e böldüğümüzde 1000 olur. 5 ile de çarptığımızda x'i 5000 TL olarak buluruz. 16. soru. Maaşı 2100 TL olan bir işçinin maaşına zam yapılıyor. İşçinin zamlı maaşı 2730 TL olduğuna göre yüzde kaç zam yapılmıştır? Şimdi 2730'dan 2100'ü çıkararak ne kadar zam yapıldığını buluruz. 630 lira zam yapılmış. Şimdi 2730 da 630 yüzde kaçtır? Maaşı 2100 liraydı. 630 lira zam yapılmış. Yüzde kaç zam yapılmıştır? Bakın orantımızı bu şekilde yapabiliriz. 630'u yüzde çarptığımızda 63.000 olur. Bunu 2100'e bölelim. Şu 2 sıfır sadeleşsin. 63'ün içerisinde 21 3 keredir. 3 kere 21 63. Çıkardığımızda 0 olur. Şu 0'ı indirdiğimizde buraya da bir 0 atarız. Bu işçi arkadaşlar %30 zam yapılmış demektir. 17. soru. KDV'li fiyatı 236 TL olan bir ürüne uygulanan KDV oranı %18 olduğuna göre KDV tutarı kaç TL'dir? Şimdi KDV'li fiyat arkadaşlar bakın %100'e %18 ilave ettiğimizde KDV'li fiyatı %118 demektir. Şimdi %118'i 236 ise bize KDV tutarı sorulmuş. Yani %18'i sorulmuş. Bu kaçtır? İçler dışlar çarpımı yapalım. 18 ile 236'yı çarpıp 118'e böleceğiz. Şimdi 236 118'in 2 katıdır. 2 ile de 18'i çarptığımızda KDV'yi 36 TL olarak buluruz.